Evet değerli izleyiciler, Profesör Doktor Emin Gürses'e dış gündem ve iç gündemle ilgili sorularımızı yönelteceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taydı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Genel kuruldan önce de çeşitli toplantılar yaptı. ABD medyasına röportaj verdi Erdoğan. Söylediklerini Emin Gürses'e soracağız. Bunun dışında Avrupa Parlamentosu'nun bir Türkiye raporu var. Onu ayrıntılı olarak ele alacağız. Tabii Karabağ'daki gelişmeler var. Bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Aliyev halka seslendi, ulusa seslendi. Azerbaycan'ın bir zaferi söz konusu, kısa sürede gelen bir zafer. Bunu ABD ile Ermenistan'ın yakınlaşmasına hepsini Profesör Doktor Emin Gürses'e soracağız. Sizin de sorularınız varsa şimdi de ekrana gelecektir. İşin Aslı etiketiyle Twitter'a yazarsanız sizden gelen soruları da derleyip hocamıza yönelteceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İyisiniz umarız. Şükürler olsun. Hocam kısa bir ara verdik ama özellikle dış gündem bir hayli yoğundu. BRICS oldu. Arkasından Prigojin ve Wagner komutanlarının olduğu uçak düştü. BRICS'e yeni katılımcılar var. G20 zirvesi oldu. G20 zirvesinde bir Hindistan-Avrupa koridoru ilan edildi. Ardından Erdoğan Amerika temasları, tabii ondan önce bir Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu var. Bütün bu konuları konuşacağız. Sadece tabii dış gündem değil, iç gündemi de konuşacağız. Akşener'in çeşitli çalışmaları var. Bunları soracağız size. Bütün bunları sırayla soracağız. Dış gündemle başlayalım diyoruz ama Eylül ayındayız. Geçtiğimiz hafta hem 12 Eylül'lü hem Sakarya zaferinin yıl dönümüydü. Bunlarla ilgili sözleriniz varsa önce bunları alalım, sonra dış gündemle devam edelim. Ya önce tabii 15 Eylül 1918 Bakü'nün kurtuluşu, Osmanlı askeri, Kafkas İslam Ordusu deniyor ama o usulen öyle söylenmiş. Yani orada Osmanlı askeri gidiyor. Allah rahmet eylesin orada şehitlerimize. Tabii 2 sene sürdü. 2 sene sonra İngilizlerin, hem Almanların Gürcistan'a müdahalesi, İngilizlerin İran üzerinden gelmesi, Osmanlı'nın Mondros'da silah bırakması falan, bunların hepsi birbirine geliyor. Bir de Bolşevikler toparlanıyor tabii. Osmanlı ordusu geri çekiliyor. İngilizler de terk ediyor orayı. İngilizler Bakü'ye gidiyor. Bakü'den gemilerle terk ediyorlar. Bakü'de katliamlar yapıyorlar. Bakü'de hala meydanda, bilenler bilir, Cumhurbaşkanlığı'nın önünde bir meydan vardır. Orası Osmanlı askerlerinin şehit edildiği yerdir. Orası boş duruyor. Onun için ben her zaman Dışişleri Bakanlığı'nı uyarıyorum. Bu memlekette 1911-12 ile başlayan, ta Osmanlı coğrafyasında 1922'ye kadar 3,5 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş. Anadolu'da hastalıklardan kırılanları saymıyorum. Onlar çünkü kayıtları normal ölüm diye geçiyor. Yani 3,5 milyon insan büyük rakam. Bunların çoğunun mezarlığı, kabristanlar belli değildir. Onun için gençler bu topraklarda gezerken bu toprakların kıymetini bilsinler. Yani şu anda Cumhuriyetimizin sınırları dışında yüz binlerce vatan evladı şehit olmuştur ve onların önemli bir kısmında mezarlıkları belli değildir. Daha yeni yeni bulunan mezarlıklar var. Çanakkale'de bile yeni yeni tespit edilen mezarlıklar var. Çanakkale'de. Onun için onları anmak lazım. Sakarya Meydan Muharebesi, Ağustos-Eylül 1921. Bu Türk milletinin dönüm noktasıdır bu. Yani şimdi bazıları böyle söyleyince kızıyorlar. Kanuni Balkanlara gidiyor. İşte 1527-28 dönemi, o dönem önemli başarılar sağlanıyor ama Viyana'ya girilemiyor. 1683'te Viyana'ya etap kuşatılıyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, yanında Hristiyan askerler var. Önemli ölçüde Kuzey Balkanlardan giden Hristiyan ordular var, ordu birlikleri var. İşte Kırım'dan gelen Türk ordu birlikleri var. Fakat önemli bir zaman harcıyorlar. Yani Viyana'yı kuşattık, bekleriz, Viyana teslim olur diye. Merzifonlu böyle bir karar alıyor.
Orada Merzifonlu'nun çok sert davrandığı, bu yüzden Kırım Hanlığı'nın askerlerini geri çektiği de söylenir. Tabi askerler geri çekiliyor da nedeni budur deniyor. Fakat bu beklemenin akabinde Papa Lehistan ordusunu ve Avrupa'da Katolik dünyası toplanıyor ve büyük bir orduyla Osmanlı'yı bozguna uğratıyor. Maalesef bazı bizim kutsal emanetlerin de orada kaldığı söyleniyor. Yani padişah tarafından kutsal emanetlerin bazı bir kısım kutsal emanetlerin bir kısmı orduya veriliyor ki ordu daha şevkle savaşsın diye. Fakat büyük bir bozgun, on binlerce asker şehit oluyor. Şimdi diyorlar ki Fatih nasıl yaptı? Fatih İstanbul'u kuşattığı zaman 1,5 ay bekledi. Tamam, Merzifonlu bekledi bir ay falan ama Fatih'in beklemesi farklı. Çünkü Merzifonlu gidiyor, Katolik dünyaya doğru uzanıyor. Ama Fatih kuşattığı coğrafya Ortodoks dünya. Ortodoks dünya, Katolik dünya, Vatikan tarafından zaten imansız kabul ediliyor. Ve o dönemde Fatih zekası tabii bunları, yani 21 yaşında çocuk yaşta diyebilirsin ama etrafındaki danışmanları tabii çok önemli. Fatih İstanbul'u kuşattığı zaman yüzyıl savaşları hala devam ediyor Avrupa'da. Yani Katolikler, Protestanlar birbirlerini boğazlıyorlar. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra yüzyıl savaşları sona eriyor. Yani Fatih'in o Batı dünyasını takibi çok önemli bu işlerde. Ama Merzifonlu işte teslim olacaklar nasıl olsa, bunlara kimse yardıma gelemez diye bekliyor. Ama Katolik dünya hareketleniyor. Papa Avrupa ordularını harekete geçiriyor. Osmanlı ondan sonra gerilemeye başlıyor. Nereye kadar? 1915'te Çanakkale'de önemli bir başarı sağlanıyor ve Osmanlı ordusu büyük bir cesareti artıyor. Kendine güveni artıyor. Fakat 2 yıl sonra teslim oluyoruz. 2-3 yıl sonra 18'de gelip İstanbul'u kuşatıyorlar. Yani teslim alıyorlar İstanbul'u. Kuşatma lafı doğru değil orada tabii. Teslim alıyorlar. Yani o zaten Mondros bırakışmasıyla bırakıyorsun her şeyi. Fakat Doğu cephesinde bizim ordular silahları bırakmıyor. Yani Kazım Karabekir'in bulunduğu coğrafyada ordular silahları bırakmıyor. Önemli bir kesim Kafkasya'ya gidiyor. Bakü'ye gidiyor. Bu 13 Eylül ayı çok önemli. Ama Eylül ayı Sakarya'da kader yeni bir dönemece giriyor. Türk tarihi. Yeni bir sürece giriyor ve İngiliz parlamentosunda kıyametler kopuyor. Bu Mustafa Kemal denen eşkıya diyorlar. Yunan ordusu kaçıyor. Venizelos diyor ki biz biraz başarısızlık olduk. Hemen İngilizler desteği çekti bizden. Çünkü İngiltere'de, Fransa'da numayişler oluyor. Gösteriler oluyor. Savaşı bırakın diye. Çünkü nasıl şimdi yakında belki de başlayacaktır. Şimdi Amerika'dan sesler çıkmaya başladı. Almanya'dan sesler çıkmaya başladı. Bu Ukrayna meselesinde işi büyüttünüz. Ama Avrupa ekonomisini mahvettiniz. Asıl burada Alman ekonomisini batırdılar tabii. Onu söylemek lazım. Asıl mesele Alman ekonomisidir. Fakat bu Eylül ayı 12 Eylül. 12 Eylül